Evet, şimdi başlayalım eksenlere teğet olan çember hakkında bilgi vermeye. Hazır mısın? İyi seyirler. Şimdi bakalım bakalım neler varmış neler. Çember x eksenine teğet ise yarıçap uzunluğu merkezinin mutlak değerine eşittir diyor. Merkezin ordinatından bahsediyor. Şimdi neden? Şu mesafe yarıçaptır değil mi? Bu mesafe yarıçaptır. Şimdi şöyle düşünelim. Bu merkez ikinci bölgede de olabilirdi bu şekilde. İkinci bölgede de olabilirdi. Yani şu şekilde x eksenin üzerine teğet olabilirdi. Dolayısıyla o zaman ne olacaktı? Negatif de olabilirdi. Sonuç olarak bizimden istenen yarıçap daima pozitif olacağından dolayı, bir uzunluk belirtinden dolayı mutlak değer içerisinde izliyoruz. Tekrar ediyorum değerli arkadaşım. Bu şekil ikinci bölgede de olabilirdi. Üçüncü bölgede de olabilirdi. Dördüncü bölgede de x eksenine teğet olabilirdi. Yani mesela şuraya şu şekilde bir çember çizecek olursak, o zaman bunun merkezinin koordinatları ne olacaktı? Yine a'ya eksi b olacaktı. Dolayısıyla yarıçapımız mutlak değerce eksi b olur. Değil mi? Negatif olmuş andan dolayı. Burada bunu anlatmaya çalışıyor. Yani burada mutlak değerce verilmesinin sebebi değerli arkadaşım budur. Şimdi bu y eksenine teğet ise x eksenine teğet ise yarıçapımız mutlak değerce ordinata eşit oluyordu. Merkezin koordinatlarının ordinatına eşit oluyordu. Eğer x eksenine teğet, y eksenine teğet ise yarıçapımız dikkatini çekiyorsa merkezin koordinatlarının apsisine eşitti. Yani mutlak değerce a olacak. Benzer bir ifadeyle de merkezimiz o iki eksene de teğet ise buralarda r, bu da r'dir. O zaman merkezimizin koordinatları buradan olmadı. Eksi a'ya eksi b'di değil mi? Ama negatif olamayacağından dolayı mutlak değer a eşittir mutlak değer b, o da eşittir r olacaktır değerli arkadaşım. Anlaştık mı? Evet değerli arkadaşım, konu anlatımını bu şekilde bitirdik. Şimdi gelelim artık kazanım 6'ya. Hazır mıyız? Gelsin mi birinci soru? Hadi bakalım gelsin birinci sorumuz. Şimdi ne diyor? X eksenine teğet ise diyor. Çember x eksenine teğet ise x eksenine teğet olan bir çember çizebilir misin? Tabii ki de çizebilirsin. Şu şekilde x eksenine teğet bir çember çizmeye çalışalım. X eksenine teğet bir çember çizdik. Yani yukarıdan da bunu birleştiriyorum. Sadece bu x eksenine teğet bir çember. X eksenine teğet bir çember olduğu için tabii bu taraftaydı. Ben şekli biraz yanlış çizdim, kusuruma bakma. Altta olacaktı bu şekil değil mi? Yani şu yukarıda olacaktı. Dolayısıyla yarıçapımız bizim için yarıçapımız y'nin ordinata eşit olacaktır. Ordinatın mutlak değeri yani eksi 2'nin mutlak değeri. R eşittir. Eksi 2'nin mutlak değeri. Bu da eşittir. 2 olacaktır. O zaman merkezimiz 5'e eksi 2. Yarıçapımız 2 birim olduğu için x eksi 5'in karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir 2'nin karesi olacaktır değerli arkadaşım. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruya şöyle bir göz gezdirdiğim zaman yine merkezi eksi 3'e 4 ve y eksenine teğet olan çemberden bahsediyor. Y eksenine teğet olan çemberi görmüştün daha önce. Bir kere daha hatırlatayım. Eksi 3'e 4 diyor. O zaman nerede çizeceğiz? İkinci bölgede çizeceğiz. Şöyle bir ne diyor? Y eksenine teğet bir çember çiziyoruz değil mi? Sadece y eksenine teğet. Şunu da x eksenini de böyle çizelim. Eksi 3'e 4 diyor. Eksi 3'e 4. Hay hay. Eksi 3'e 4. Merkezimizin koordinatları eksi 3'e 4. Şekli çizin kafan zihninde daha iyi canlanması açısından. Değerli arkadaşım burası nedir? Yarıçaptır değil mi? Bizim için bu koordinatımızı eksi 3 idi. Ancak yarıçapımız mutlak değer yani apsis merkezin koordinatının apsisin mutlak değerine eşittir. O da mutlak değerci değeri 3'tür. Dolayısıyla yarıçapımız 3, merkezimiz eksi 3'e 4. O zaman x eksi eksi 3'ten x artı 3'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir r kare. Yani 3'ün karesi olacaktır değerli arkadaşım. Anlaştık. Hadi bakalım gelelim 3. sorumuza. Merkezi eksi 4'e 4 olan ve her iki eksene de teğet olan bir çemberden bahsediyor. Merkezi eksi 4'e 4 ve her iki eksene de teğet olan bu grafik 3. bölgede olacak. O zaman şeklimizi çizmek istersek koordinat ekseninde gösterecek olursak eksi 4'e 4. Evet bunu daha da uzatacağız. Bunu da aşağı indirecek olursak değil mi? Şunu şöyle uzattığımızı düşünelim. Bu bir koordinat ekseni. 4'ün 3. bölgede eksenlere teğet olduğundan dolayı çizelim. İlk şekil olarak çiziyorum. Eksi 4'e 4. Yani ilk örnek tipi bunlar.
Dolayısıyla merkezimizin koordinatları eksi 4'e 4. Lakin yarı çapımız nedir? Buralar yarı çapta değil mi? Dörder birimdir. O zaman ne diyoruz? Mutlak değer içerisinde eksi 4 o da işte 4 yapacaktır. 4 birim. Sonuç olarak x artı 4'ün karesi artı y artı 4'ün karesi o da eşittir r kare. Yani 4'ün karesi 16 olacaktır. Anlaştık. Gelelim buraya. İkinci bölgede ve her iki eksene teğet olan çemberden bahsediyor. İkinci bölgede ve her iki eksene teğet olan çemberden bahsediyor. Nasıl bir çembermiş bu? Bakalım bakalım. İkinci bölgede her iki eksene teğet. Evet. X eksenine bu şekilde teğet oldu. İkinci bölgede Y eksenine bu şekilde teğet oldu. Değil mi? Dolayısıyla ikinci teğet olan ve yarı çapı 5 birim olan diyor. Hay hay. İkinci bölgedeki koordinatlarımız nedir? Merkezimizin koordinatları eksi A'ya A'dır. Ve yarı çapımız R eşittir 5 birim ise o zaman burası eksi 5. Burası da 5 olacaktır değil mi koordinatlar olarak? Dolayısıyla merkezimizin koordinatları eksi 5'e 5 ve yarı çapımız 5 birim olduğundan dolayı x artı 5'in karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir 25. Bu da son sorumuzun cevabıdır.